Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam 1000 watt gücündeki taşınabilir solar jeneratörümüzü bitirmiş bulunmaktayım. Kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse, görüyorsunuz arkadaşlar, akümüzün voltajını görebilmemiz için bir voltmetre bağladım. Şurada da 2 adet 220 volt çıkışlarımız mevcut. Buradan düğmemize bastığımızda cihazımız direkt olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, USB çıkışlarımız ve 12 volt çakmaklık çıkışlarımız da mevcut. Şöyle bir düğme yaptım arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi lambası yandı. Cep telefonlarımızı şarj etmek için bu portu kullanacağız. 12 volt çakmaklık çıkışıyla çalışan cihazlarımızı da buradan çalıştırabileceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi su almaması için kapakları da mevcut. Şurada da arkadaşlar 5,5 milimetrelik 5 ampere kadar çıkış sağlayabilen iki tane 5,5 milimetre çıkış yakı bağladım. Açma kapama düğmesi burada arkadaşlar. Aynı zamanda burada da gördüğünüz gibi iki tane 12 volt çıkışlarımız mevcut. Buradan da arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 12 voltluk buzdolabımı çalıştırıyor. Şöyle içini açtığımızda görüyorsunuz arkadaşlar, içi bu şekilde. Solar şarj kontrol cihazımız gördüğünüz gibi çalışmakta arkadaşlar. Şu anda bataryada 13.4 volt olduğunu gösteriyor bize. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu cihazımızın şebeke bağlantısı var. Şebeke bağlantısından bataryamız da şarj yapıyor. Aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir solar girişimiz var. 10 amperlik solar panellerimize bağlayabiliyoruz. Aynı zamanda da şebekeden bu cihazımızı şarj edebiliyoruz. Şu anda da çalışmakta, şarj olduğuna dair içinde lambası da yanıyor. Yaklaşık 12 volt 42 amper LiFePO batarya kullandım ve 1kW'lık tam sinüs inverter kullandım arkadaşlar. Çok muazzam bir cihaz oldu. 220 volt 1kW'ya kadar olan bütün cihazlarımızı rahatlıkla çalıştırabilecek bir sistem oldu. Şurada da fan görüyorsunuz arkadaşlar. Bu fanımızda şurada da bir termostatımız var. Bunları kuluçka termostatı diyorlar. İç sıcaklığı 37 derecelere geldiğinde fanımız devreye giriyor arkadaşlar ve içine soğutmaya başlıyor. Bu şekilde çanta gibi de istediğimiz yere götürebiliyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda yapmış olduğumuz 12 voltluk bir buzdolabımız var. O da arkadaşlar gördüğünüz gibi aktif olarak çalışmakta. Hemen iç sıcaklığını size göstereyim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, yaklaşık 5 derece, 2 derece hatta. Şöyle buranın iç sıcaklığına bakacak olursak -17-18'lerde arkadaşlar. Şu anda 1'de çalışıyor. 1 konumunda. Biz bunu 5 konumuna kadar getirebiliriz arkadaşlar. Daha da çok soğutmuş olacak. Bu yapmış olduğum 1kW'lık sistem, bu görmüş olduğunuz 12 voltluk buzdolabımı şarj olmaksızın tam 3 gün boyunca çalıştırabilecek arkadaşlar. Öyle bir cihaz yaptım. Bu şekilde buzdolabıyla beraber güneş paneli sistemi almak isteyen arkadaşlar, videomun açıklama kısmında Instagram adresi ve Facebook adreslerimden bana mesaj atarak bu cihazlardan isteyen arkadaşlara yapar, yollarım, Türkiye'nin her tarafına gönderebilirim arkadaşlar. Bu şekilde cihaz istemeniz yeterli olacak. Türkiye'de arkadaşlar böyle cihazları görmek maalesef mümkün değil. Avrupa'da bu tür cihazları yapıp da dünyanın her tarafına satan YouTuber'lar var. Bunları gördüm ve Türkiye'de de bir ilki yapmak istedim. Çünkü bizim kanalımızda Türkiye'de yapılmayan çoğu şeyi elimdeki imkanlara göre yapmaya çalıştım ve sizlere de sundum arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.